الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. على رسولنا محمد صلوات. يرمي دوكوزنجو سوزدن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم. قل الروح من أمر ربي صدق الله العظيم. 17-85 17. سورنين sayfa 530. Nasıl ki su kendi zararına olarak incimat eder, buz buzun zararına temeyyü eder. 3. Lüp kışrın zararına kuvvetleşir. 4. Lafız mana zararına kalınlaşır. Aslında 3 etti. Ruh ceset hesabına zayıfleşir. Ceset ruh hesabına inceleşir. Öyle de bunlar niye kullanıldı? Ne anlatılmak isteniyor bunlar? Alemi kesif olan dünya, alemi latif olan ahiret hesabına hayat makinesinin işlemesiyle şeffaflaşır, latifleşir. Bundan sonra devam ediyor vesaire. Evet, sen de Mustafa. Hasan abi kadar saymış oldu 4 tane unsur. Kainat içerisindeki unsurlar. Nasıl ki yani kesif, latif hesabına, latif maddenin zararına parçalanıyor. Yani lüp kışın zararına kuvvetleşiyor. Öyle de alemi şehadetten alem ahiret hesabına işte kışır hükmünde olan o kabuğunu, kesafetini, yani dünya parçalanacak diyor. Yani onun asıl onun hakikatini ispat ediyor. Şimdi oraya gireceğiz. Alem kesif olan dünya, alem latif ahiret hesabına hayat makinesi işlemesiyle şeffafleşir, latifleşir. Ne demek bu? Ne makinesi bu? Bunu 507 ve 57'de oradan okuyacağız. Ne diyor? Hayat bir makinedir diyor. Yani nuru hayat bir makine gibi. Hani her şey kesafetten letafete doğru gidiyor. O, yani tam bir manada nakledebiliyorsun ha. Hayat makine mi kendisi? Hayat makine, nuru hayat diyor. Nuru hayat başka bir şey. Hayat, nuru hayat başka bir şey ya. Hayat bir makine. Hı. Burada hayat, burada fakat devamını da şöyle diyor. Nuru hayat ile eritiyor, yandırıyor, ışıklandırıyor diyor. Başka iki bir üstten oku, o bakayım. Alemi kesif olan dünya, alemi latif olan ahiret hesabına hayat makinesinin işlemesiyle. Hayat makinesinin işlemesiyle. Hayat makinesi işlemesiyle. Devam et. Şeffaflaşır, latifleşir. Ne şeffaflaşır? Yani şeffaflaşan, latifleşen ne? Alemi kesif olan dünya. Şimdi şöyle bir şey dünya var. Dünya şeffaflaşıyor. Bu antika. Yani dünya yok olup bir yere gitmiyor. Kesif olan bir şeyin latifleşmesi. Yani diyelim ki yani bir poşetin çıkması için en kesif bir maddeden hani bir değişik bir merhaleye uğramasıyla bir latif poşet olarak ortaya çıkıyor ve en kesif maddelerden latif olarak eşya çıkıyor ya, bir plastik çıkıyor ya, onun gibi adeta. Şimdi hayat makinesi, peki hayat nerede? Hayat alem-i şehadette. Neresinde? Eşyanın her yerinde. Evet, aynen öyle. Her tarafta. Fakat tereşüh olarak var Hasan abi. Tereşühtür diyor yani. Evet. Hayatın aslı değil, aslının tereşühüdür diyor. Evet. Yani hayat her yere, koltuklara her yere girmiş. Zaten hayatla yapılmış her şey. Şey denilen şeydir, hayatlar diyor büyük mesele, hatırlarsınız belki. Bir yani, şey, bir isim, bir şey vermişsen. Bu buysa hayatlardır diyor. Ama hayatın nebat mertebesi ve hayvanat mertebesi yok. Camidat için şey diyoruz adamın, hayat umumiyetin hissesi var diyor. Evet.
Yani bu hayattan yapılmış. Adeta yol gidiyor, viraj alıyor, geri dönüyor. İşte atom, madde, hayatın cilvesi, hayatın cilve, cemal, nakşi ya bu kainatta. Onun son hudutu gibi. Yani esmanın en kesif mertebesi, hayatın en kesifi bu. Alem-i şehadetteki hayat. Alem-i şehadetteki hayat. Ondan sonra o bulunan zeminde camidattır böyle. Sonra biraz latifleşmiş, nebatat olmuş. Bunda his var, şu anda bizi biliyor. Ama ilim daha tespit edememiş. Sonra biraz da latifleşiyor, hayvanat hayatı oluyor. Hayvan. Sonra biraz da latifleşiyor, ruhaniyat oluyor. Sonra biraz da latif oluyor, cinler ve şeytanlar oluyor. O hayat makinesi işlemesiyle değil mi sana? Evet. Yok, işlemesiyle değil. Bu böyle bir mertebe var daha. Bunlar cihaz. Nuru. Sonra cinler var. Cinler dedik. Ve şeytan aynı kategoridedir. Sonra ondan üstündür melek hayatı. Sonra en son insan. Hayat mertebesi, insanlık mertebesi en yüksektir. Ondan sonra yok. İşte hayat her tarafta müstevli. Her tarafta. Sonra bir muayyenleşiyor yani bir beden gibi. Burada bir gözükme var yani. Ceset olarak gözüküyor. Yoksa hayatı burada nasıl ifade edeceksin? Ondan sonra yiyoruz. Mesela bak içiyorsun. Camit mertebesi insanlık seviyesine çıkıyor. Başka? Her şey yeniyor ki. Yenmiyor ki. Bakıyorsun. Bunun hayatı da insanlığa çıkıyor. Yani ille yemek manası değil. Mesela tefekkür ediyorsun, bakıyorsun insanlığın seviyesine çıkıyor. Yani adeta bir makine. Duyuyorsun insanlık seviyesine çıkıyor. Dokunuyorsun gene çıkıyor. Tatlıyor, tat vesaire. Yani buraya giren her şey hayatlanıyor. Her şey. Şöyle düşün. Mesela ben suyun içine bir şey attım. İslanmaması mı muhal? Bu olabilir biliyor musunuz? Suya sokarsın ıslanmayabilir. Ama bu dediğim şey bundan daha kesin. Muhali yok. Yani giren her şey, gözden, kulaktan, dokunmadan, fikir, hayal, görüntü, ses hepsi hayata giriyor. Yani bedene giriyor gibi gözükürken, beden zaten hayatın donmuş halidir. Madde eşittir mc kare ya, donmuş enerji. İşte hayata giriyor. Ne giriyorsa hayata giriyor. Ne giriyorsa hayata giriyor. Duyduğunuz hayatlanıyor. Ondan sonra dimalara, dima midesine, kalp midesine, ruh midesine gidiyor. Sonra tepsi ediliyor. Bu latifenindir, bu hissin hissesidir diye. Sonra bölümlere ayrılıyor içeride. Ben şey olarak gördüm, defi mefasit celbi nefaya ruçanet kesbetmiş, bu asıl usul esas olmuş Kastamonu 148'de. Defi mefasit celbi nefaya ruçanet olmuş. Yani sevabı kazanmak veya hatta farz yapmaktan önce haramı terk var. Benim gördüğüm yakinen, müşahede ettiğim ve külliyattan okuduğum kadarıyla, dimağı çalıştıran günahattan terkle çalışıyor makine. Kalbi yani faramları terkle çalışıyor. Kalp ise ibadeti yapmayla çalışıyor. Ela bi zikrine tetmenül kulup. Kalpler zikret, eylem. Ama zikirdir. Oruç zikirdir. Kur'an okumak zikirdir. Hayır hasenat yapmak zikirdir. Yani öyle bir sistemimizi bilmiyoruz. Nasıl çalışıyor? Mesela bundan ne çıkaracağım? Ne kadar Kur'an okursanız okuyun. Ne kadar himmet ederseniz edin. Cami değil, Kabe'yi yapsam bile
haramdan kurtulmadıkça, kurtulamadıkça, haramı terk etmedikçe yaptığında feyiz alamazsın. Sevap alırsın, feyiz alamazsın. Hatta diyor, helalları, farzları, emirleri yaparlar, haramları da işlediklerinin dolayı cehennemden kurtulamazlar. Evet. Yani dimağın işlemesi şart bu işlerde. Mesela diyor abi anlayamıyorum. Anlamazsın tabii. O kadar açık konuştuğunuz halde anlamaması illa bundan değil. Bundan değil veya benim ifademden değil. Yani dima bin parça. Zaten anlaman mucize olur. Günah işleyen bir kafada hayatı bozduğu, bozan sebebi söylüyorum. Kafa şöyle olur. Birkaç tane sayayım. Bir, davul gibi olur. İki, öyle bir şişer şişer ki sanki böyle bir şey sokman imkansız. Şişik olur. 3. Bozuk yumurta gibi olur. 4. Anlayış en basit bir şey anlamaz. 5. Dünya hırsı kuvvetli olur. 6. Haseti gıybeti çok olur. 7. Öfkesi tahammülü olmaz. Kanaat hiç olmaz. Kanaat edemez hiçbir şeye vesaire. Mümkün değil. İşte neyse bu işlemekten bahsediyoruz. Makineden bahsettik de ondan diyorum. Şimdi arkadaşlar bu hayat her tarafa sirayet etmiş. Kitabın içine de girmiş. Girmiş ne demek? E eşittir mc kare. Yani buza su girmiş. Buza su nasılsa varlığa şey denilen her şeye hayat öyledir. Unutma bir de söylüyorum. Buza su nasıldır Fatih? Aslıdır değil mi? Hani bu suyu çekersen buz ne olur? Yok olur. Varlığa hayat böyledir. Yani varlık hayatla yapılmıştır. Ha, ama mertebesi var. Camidat var, nebatat var, hayvanat var vesaire saydım. İşte bu mertebe kazanıyor. Mesela camidat bitkiye gidiyor, nebat mertebesine çıkıyor. Sonra hayvan yiyor, sonra insan yiyor, böyle böyle vesaire. Ama ille insan bunu içiyor, yiyor değil. Duyuyor, kokluyor, düşünüyor, görüyor, tutuyor. Şöyle bakıyorsun tak hayatlanıyor. Çünkü giren her şey hayatlı. Abi ahiret değil mi? Sadece cennet, cehennemle varlamamız gerekiyor. Alem vatif hesabına ahiret diyor ya. Yok. Aferin. Değil. İsteyene ver onu. Bana seni gerekseni. Cennetten üstündür. Arş-ı âlâ. Arş-ı azam. Lef-i mahfuz. Cennete giriliyor. Ama lef-i mahfuza nadiren girilir diyor. Umumi bir yol değil. Cennet umumi bir yoldur. Herkes girecek. Ama 16. lemada nadiren insan giriyor. Lef-i mahfuza. Yani bu alem, alemi gayb dediğimiz şey, yani cennet cehennem olarak hesap etmeyin. Allah adına komple. Latifleşiyor. Yani mesela lef-i mahfuz ispatının üstü de değil diyorsunuz. Bu alemde mesela bitkiden hayvanata geçmesi bir latifleşmedir diyorsunuz. Evet, evet. Alem-i şehadette de olabilir yani bu. Oluyor. Bak mesela bak bu canlıdır. Şu anda beni dokunmamı biliyor, hissediyor. Biliyor derken şöyle diyeyim. Onun diyor hayattan hissesi var ki var. Camidattır nebatat. Onun ne kadar hissesi? Müekkel melaikesi ona hissettiriyor. Onun müekkel melaikesi şuurludur, melektir. 14. söz. Yani, o tanır yani. İzafi kavramlar değil mi? Bir şeye göre bir şey değişiyor mesela. Değişiyor. Burada diyor ya abi kesif olan bir şey mesela lef-i mahfuzat mesela arşa göre kesif. Orası daha latif. Tabii tabii. Mesela şöyle diyeyim. Burada otur. Burası kesif. Hayat latif. Hayat kesif. Cennet latif. Cennet kesif. Arş latif. Arş kesif. Lef-i mahfuz. Yani o haritayı hayal ederseniz ancak bu söylediklerimi hayal eder. Anlarsınız. Yani dünyayı onun için burada bir üstad parmak basmış buraya. Yani dünyadan al ki yavaş 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 ahiret diyor. Mesela demiyor ki burada arşa göre diyor daha latif. Ona ön hesabına çalıştırır demiyor. Lef-i dünyaya esas başlangıç olarak dünyaya en kesifi dünya ya abi. Ondan sonra ne latif latifse o latif. Latif olan kesif oluyor ondan sonraki latifleşene göre. Evet. Fakat İrfan'ım şurada bu şey var, ince remizli bir mesele ya, yani ne bileyim, hiç yapamıyorum, demek ki belagatım yok, ifade edemiyorum.
Yani burada bir mertebe sıralaması düşüncede ve eylemde iken buz vesaire, efendim lüb, kışır, ruh. Hakikatta şu var ya, şu dünya, hepsi içinde var burada. Her şey her yerde var. Çünkü her şeyi meydana getiren esma her yerde. Şurada esma var, burada yok. Mesela sarıdır. Beyazı meydana getiren, diyelim yeşili meydana getiren esma yok mu? Var, kendisini ifade etmemiş. Yani aslana biliyor ya. Burasını, battaniye açmak da onun için ben buraya çok duruyor. Yani alem ikisi falan dünya. Yani şeffaflaşır, latifleşiyor. Bu şu an burada oluyor yani. Bu oluyor. Cennet, cennet burada oluyor. Yani neticeleri ahirette gözükecek. Fakat bu hayat makinesi burada işleyip bu latifleşme, şeffaflaşma. Burada mesela Allah Resulü cennete gitmedi mi buradan? Evet. Cennet Allah aşkına ahirete öldükten sonra mı gitti? Miraca neyle gitti? Buradan gitmedi mi? Evet. Hem de cismiyle gitti. Fatih, mühendis mi? Evet. İlgini çeker diye söylüyorum yani. Yani cennete vefat ettikten sonra mı gidiliyor? Onu avam yapar ya. Yani Allah Resulü cennete ve ta Cenab-ı Hakk'ın rüyetine ve kelamına, kelamına ve rüyete mazhar olmadı. Burada değil miydi? Gene buraya geldi. Burada oluyor, burada var. Gafs-ı Azam için diyor ki yerdeyken Arş-ı Azam'ı temaşa etmiş. Nerede olmuş bu? Burada oldu, burada. Burası işte, kendimi onun için yırtıyorum. Burada her şey var. Yani orada yani ahiret dünyanın bitişik bir arsası değil. Dünyadan sonra ahiret değil. Ya öyle konuşacağız tabii, kürsülerde vesaire. Yani ismi zahire göre öyle. Tabii ismi zahire göre. Ama bu alemin inkişafının inkişafından çıkacak cennet. Dört tane isim var dünya üzeri her şeyde. Huvel evvelu vel ahiru ve zahir vel batın. Bu ders zahir değil ki onun için. Yani zahir ismine göre ahirete gidiliyor. Öleceksin, gideceksin, cennete gideceksin. Bu zahir. Ama ismi batın cihetiyle bu böyle değil. Buradasın zaten cenneti, gir cennetime diyor ayet-i kerimede. Fethuli fi ibadi vethuli cenneti miydi? Evet, öyleydi değil mi? Orada gireceksin demiyor. Fi ibadi, fi. Orada yani zaman hazırdan bahsediyor değil mi? Tabii zaman, şu anda gir diyor, gir. Yani ben senden razı, Allah'ın razı olduğunu nasıl anlarsın? Şu anda sende şu olur. Allah'tan razı olursun sen. Allah senden razıysa. Peki Allah'tan ben razıyım ne demek o? Yani Allah'tan razı olabilmen için vicdanen, aklen rahat olman lazım şu anda. Yani aklen, kalben şöyle böyle huzur etem olacak yani. Huzur tam olmasa şey, huzur etem olmasa biz huzuru tam ol, huzur olsun ya. Üç mertebe. Huzuru tam, huzur etem. En tam. Yani huzur olursa hazırda olanın özel şeyidir, sana verisidir. Hazırda değilsen huzurda olmazsın. Huzur olmaz sende, hazırda değilsen. Yani şu anda mesela yavaş yavaş açılıyor bizde de motor. Böyle işte mana harfiyle sana bakmaya muvaffak olursa veya manasıyla insan melek haline gelirse galiba huzurunla ilgili. İşte bu Mustafa, bu derslerini işliyoruz. Bir kelime üzerine duruyoruz. Zannediliyor ki bir kelime. Hayır arkadaşlar, kelime penceredir. Pencereden bakıyoruz. Veya anahtar. Tabii. Ve anahtar veya baptır diyor. Kapı girip çıkılıyor. Bak, babı insaniyettir. Bakılan yer değil. İnsaniyet bakılan yer değil. İnsaniyet girilen yerdir. 33. pencere girilen yer değil, bakılan yerdir. Yani ne demiş? Evet, devam edin. Yani bu ne olur, şurada şey yapalım. Dünya düşünün, şu dünya. Ahiret hesabına, yani dördünü uygulamamız gerekiyor. Buz, su, lüb, kışır. Aynı yer. Kelam mana, lafız mana. Ruh cesed. Yani bir üzerine bindirilmiş bu alemde 18 bin alemi
Bu alemde gördüm diyor. Bu alemde gördüm diyor. Anladım demiyor. Gül goncası gibi diyor. Işte. Evet, mektubatta gördüm diyor. Bu alemde gördüm. Yaşadı yani. Ustad miracını mesela dördüncü şu an miraçtır. Ayet-i Kübra miraçtır yani. Ama dördüncü şu an ruhsal bir miraçtır. Ayet-i Kübra alemlere miraçtır. Orada aradığımız zatı aradığımızdan sormalıyız diyor. Şualar 259'da da rahmet ilahi tebessüme getirdi diyor kabirdeki çocuğun. Men Rabbuke meselesini. Sen nereden biliyorsun rahmet ilahi tebessüme getirdiğini? Yani burada oluyor. Peki hangi yöntemle üstünü açmamız lazım şu dünya? Arkadaşlar yani herkes beraber oturup kalkıyorsunuz insanlarla ama senin dünyanda dünyalar var açılmış. Nasıl yaptın onu? Yani şu yöntemi takip et. Dört yöntem. Dört tane isim var. Huve levelu. İşte bu dört tane isim yani gene söyledim. Bugün söyleyecektim. Dört isim var burada. Evet. Şimdi Hasan abi burada. Dört isim. He. Dört yöntemle birlikte ahireti ispat ediyor ya. Yani dünyadan, yani alemi küsif olan dünya nasıl ahirete tebliğ edilecek diyor. Bu sözler sayfa 93'te de şöyle bir tarif var. Bir oraya okuyayım da. Sözlerde. 10. söz. 10. söz 93'te. Haşr-ı Azam, ismi azamın tecellisiyle olduğundan Cenab-ı Hakk'ın ismi azamının ve her ismin azami mertebesindeki tecellisiyle zahir olan ef'al-i azimeyi görmek ve göstermekle Haşr-ı Azam, bahar gibi kolay ispat ve kat'i izan ve tahkiki iman edilir diyor. Yani bu Haşr-ı Azam'ı ispat etmek için ismi azamın ve her ismin azami mertebesindeki tecellisini insan eğer yapabilirse, derk edebilirse, anlayabilirse bunu iman edebilir, tahkiki bir şekilde. Burada da hayat makinesinin işlemesiyle alemi kesif, alemi ahirete tebliğ ediliyor. Dönüşüyor. Yani o hayat insana şey yapıyor. Uzantılarını değiştiriyor. İsmi azama taşıyor. Evet. Yani arkadaş çok antika şey. Bu varlık ahirete atılmıyor. Evet. Farklı bir şey olmuyor yani. Farklı bir şey olmuyor. Yani bu yaşantımız ahirete katılmıyor. Hazırda, mazi, mustakbel hepsi var. Ama zahirde nedir? İstikbal hale uğrar, halden maziye dökülür. Hepsi hazırda var. Biz istikbalde de vardık, varız şu anda. Halde de varız, mazide de varız. Hem de canlı ve ruhluyuz. 110 sözlerde. Bu diyor, alemi gaybtan sayılan mazi ve mustakbel canlı ve ruhludur diyor. 110'da demiyor mu? Orada iradem var, burada ihtiyarım var. Orada sen zaten iradenle tercih ettin. İstikbal hale uğrar, ondan sonra maziye dökülür. Sen de dişirle onaylarsın, reddedersin. Dişir. Dua ile, iman ile, şuur ile, rıza ile baş harfleri. Yani şu anda hepsi var. Ne oluyor biliyor musunuz? Bu dünya ahirete aktarılmıyor. Formatı, yapısı değiştiriliyor. Yani şu su. Su olarak gitti. Ama hücrelerden sonra artık enerjiye dönüşüyor. Su yok. İşte onu yapan hayat makinesi oluyor. Hayat onu şey yapıyor. Düzeyden külahı taşıyor. Ha işte bu. Bu şekilde ismi azama çıkarsa o dünya onun için bir ayet oluyor. İşte ayet, dünya bir tek ayet oluyor. İsmi azam da dört ismi cem edebilenler de oluyor. Huvel evvelu vel ahiru vel zahir vel batın. Dört isimle bakabilen ismi azama mazar oluyor. İsmi, dört isimle bakıyor çünkü. Ne demek? Toprak, çekirdek, ağaç, dal budak, meyve, meyvenin içinde çekirdek. Çekirdeğin adı huvel evvelu. Meyve, ahiruhu, ağacın şekli, zahiru, ağacın sistemi içindeki yapı, batını. Şimdi bu dünya ağaç gibi, zahir cihetiyle ne konuşacağız? Ya sevaplar yapacağız kardeşim, su içeceğiz, namaz kılacağız. Tamam, paketle yani böyle bir ders. Kendi kendini aldatıyor. Yani nakıstır. O isme mazardır, doğru bak. Fenzur ila asari rahmetillahi keyfe ila akra. Diriliyor, doğru. Sendeki dirilmelerde farkında değilsin, ağacın dirilmesine uyan. Ancak anlıyorsun. Ama ne oldu? Zahir.
İşte dört isimle bu işe bakacağız. Dört tane mertebede mi? O zaman ism-i azama mazariyet oluyor. İnsan üzerinde işte. Çünkü insan... Hep bu dört tane isimde. Hayatın en yüksek tabakayı hayatında insan. Ve insan, insandan zaten işliyor ve insanla bakın. Kainatta olacak bir şey insana uğradıktan sonra oluyor. İnsana uğramadan bir şey vukua gelmiyor. Şöyle düşün. Toprak. Çekirdek. Çekirdeğe uğramadan bir program ağaçta bir şey olur mu? İnsana uğramadan, insanda geçmeden, insanda onaylanmadan, insandan rızasını almadan kainatta hiçbir şey olmuyor. Cennet bile olmuyor. Nur-u Muhammedi ya. İnsandan geçmedikçe hiçbir şey olmuyor. Çünkü bütün kainat insanın etsa ve efradı, kainat ise nevidir. Arkadaşlar bu dört tane ismi hadi uygulayın şimdi buraya. Dört tane var. Sakladım bugüne. Hadi buz ve su hangi ismi mazardır? Zahir. Tamam zahir. Buz su. Su buz. Aynı zahir. Çekirdeği şey yapın bakalım. Şimdi bak dört tane isim. Çekirdek. Meyve. Ağacın sistemi. Ağacın içi. Ha, şimdi hu ve zahir. Bu su. Hadi bakalım. Batın nedir? Lüp kışır. Tamam. Sonra. Peki. Evvel ne yapacağız? Ceset olacak. He? Ceset. Lafız mana vardı. Bak şimdi. Dört tane zihninizde canlandırayım. Bu su hangi isme benziyor? Evvel mi? Yani şöyle isme bakmayın. Ağacın neresine benziyor? Bu su, su, buz ilişkisi. Kabuk. Kabuktur. Nedir o? Zahir. Zahir. Yani tamam. Evvele de bakarsan abi evvele de bak. He? Evvele de bakmaz mı? Evvele nasıl bakacak? Çünkü zahir birbirine dönüşüyor. Su buza, su da bir şeye. Onu koyalım o senin ihtimalini de koyalım. Peki, ikincisi ben size söylüyorum. Lüp kışır. Lüp kışır. Lüp'te ne anlıyorduk? Cever. 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 İsmi batına bak. Bakmıyor. He? İsmi batın. Cever, meyve. Cever, cever, lüp. Evvele. Evvele bakar. Cever çünkü. Cever bu. Cever. Ruh mahluktur. Ama cever mahluk değil. Evvel mesela diyelim ki ruh kanunu emridir. Ruh kanun emridir. Cever-i ruh geçer Risale'de bir de ruh geçer. Ruh mahluktur çünkü zihayattır, cihşurdur, karnın vücudarcı. Peki cever nedir? Meyil, ihtiyaç, iştiyak, incizap. Evamir tekmini. Tamam. Peki kelamla mana meyvedir. Zahir. Şey, ahir. Ahir. Tamam. Evveli lüp kışır. Lüp çekirdek. Kışır ağaç. Bu su zahir ağaç. Netice şey, lafız mana. Tamam. Peki hangi isim kaldı? Batın. Batın. Ruh ceset ilişkisi. Dört tane isim. Dört ismi. Peki niye bu dört ismi? Dört ismi ile anlayan bu mesele ism-i azamla bakacak şimdi aşireye. Ve artık gayet bu hayat gibi, oda gibi, odadan odaya geçiş gibi normal gözükecek bu dersi, bu dört isimle bakabilen. Dört isim. İşte İsimle isim ism-i azam arasındaki fark odur. Çünkü ism-i azam isimlerin cami. Bazı ism-i azam var ki 10 tane ismi içine almış. Hay ismi 7. şuada geçiyor. Hay diyor sıfat ismi diyor. İsma nasıl bir ism-i azam olduğunu gör. Burada hayatın içindeki 4 isim. Peki o zaman Hasan abi. Bu hayattır ha. Komple hayattır. Dördü hayatın içinde düşüneceksiniz. Hayat bundan bir şık değil. Hayatın içerisine girdik biz
Bir baktık dört tane isim var. Evet, dört isim. Zaten burada diyor. Hayat makinesinin işlemesi de diyor ya. O dört isimi işleteceğiz. Orada. İşte yani hayat işleyince dört tane cihaz işliyor. Hayatın içindeki bu dört. Bu hayattır. Yani bu dünyanın kabuğuyla da, içiyle, dişiyle, eveli de, ahri hep hayattır. Ama hayat meratibi farklı olduğunda bizi aldatıyor. Dünya, ahiret, gayb, melekut, atom altı. Tamam mı? Melek, şeytan, kadın, erkek, soğuk, sıcak, günah, haram. Burada bunlar. Ötede yok. Yani hemen bunun üstünü aç yani burada. Yani burada nasıl anlarsın? Ya ahirete ait böyle bir hislerin olmuyor mu? Böyle bir tatlılık, ahiret, bu yakiniyet olmuyor mu? Hah, o ahiret sana zahir oldu. Bir ders var, Allah'a ünsiyet et. Evet. Zaten hakikati zahir içinde görmek. Aynı hakikati diyor, aynı zahir içinde görmek. Ahiret, ahirette görmeyi bırakın, o bırakın başkaları şey yap, takip etsin. Ahiret, ahirette görmek. O iş işten geçmiyor. Burada göreceksin. Nasıl göreceksin? Aynı zahir içinde burada, aynı onun içini göreceksin dışında. Yani Hasan abi, ahireti burada görmek şöyle dursun, daha ilerisini görüyorsun. Vacip alemin... Allah'a görüyorsun. Allah'a görüyorsun. Acip yer burası. Resulullah burada gördü. Ahirete gitmedi Allah'ı görmek için. Ahirete gitmeye zamanımız yok kardeşim. Ahirete gitmeye zamanımız yok. Çok işimiz var burada. Anlıyor musunuz? Çok iş var. Allah burada gördü. Fıkıh-ı Ekber'de yazıyor. İmam Azam 100 defa gördü. Ahmet bin Hanbel gördü. Aynı zahir içinde aynı batını. Yani bu arkadaşlar konuştuğumuz o 5-6 tane ders hep hayatın içerisi. Hayatın 4 tane temel veri tabanı var. 1, 2, 3, 4. Evelu, ahiru, zahiru, batını. 4 tane temel. Bunun üzerine işte insan bu. Peki nedir bu? Fikren yürümek. Fikren burada yürüyeceğiz. Nasıl çözeceğiz bunu? Onun yöntemini anlatıyor. Tefekkür ederken şöyle bak diyor. Şu mevcudata bakarken bu su ilişkisine bak. Aynı onun gibidir. Yani sen zorlanmıyorsun buzda su değil mi? Ha, toprakla ağaç böyledir. Ondan sonra lüp kışır, program dışarıya vuruş, ağacın programı ve ağaç. Sonra gel buraya, bak ağzımdan çıkan kelime, kaç ders yaptım belki? 4-5 tane, 5-6 yerde ders yaptım Almanya'da dahil. Kelam. Kelam meşe yaptık. Kelamın bile 4 tane ayağı var. Ağzımdan çıkması için, yani bende kelam çıkabilmesi için 4 tane melek aktif olması lazım. Çünkü ben kainatın çekirdeği olduğum için ben melekelerden kopuk değilim. Ağzımdan kelam çıkabilmesi için Cebrail lazım. Cebredici, cebirle çıkıyor. İtiyorum yani. Cebir güçleri, itme kuvvetleri var. Cebir, yani kelamın, lafzın kalıbı Cebrail. İçindeki, kelamın içindeki benim hayatım İsrafilim, İsrafil, o İsrafilim. Kelamın içerisindeki efendim şuur ve hissim, kendi içsel yapılanmam Mikail. Kalbimi de taşıyor, ruhumu da taşıyor karşıya. O da Azrail, mana yani. Çünkü kelamın 4 tane şeyi var. Bir, üslubu var. Kelam var, şuur ve his var, mana var. Bak bir kelam da ahiret oldu, Cebrail oldu. Sözde ya, sende nasıl olur dişim? Mesela bak bu su, lüp ve kışır diyelim. Utandım. Yüzümde kızardı. Tamam. Bak, gördün mü? Bu nedir? Şey değil. Hayadır. Lüp kışır. Bak nasıl gözüktü. Hayasızlık yaparken yapa 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 seyrede benim lüpüm gidiyor.
birbirine geçişe bak. Utancımı böyle gösteriyorum. Utanmazlık yaparsam dışarıda utanmam gidiyor. Belki aynısı yani. Ben gönderebiliyorsam ondan da geliyor. Yani duymayan konuşamaz da. Yani bu yöntemi anlar. Devam edelim o zaman. Aslında az önce İsmi Azam dediniz. İsmi Azam nefsül emirdeki İsmi Azam mı acaba yoksa? Yani şey şualarda söylüyor kendisi üstad. O işte nefsül emirdeki İsmi Azam mıdır yoksa normal İsmi Azam mı? Ha hay tabii hayatta şunu kastediyorsun sıfattır. Mühi esma. Ama orada hayata da ayrıyeten ulema mühi demiş esma. Hay sıfattır ama ustad çok ilgimi çekti. Ben de çok araştırdım. Hayat sıfattır ama hayat denende bir esma da varmış. Yani muhiden hariç. Benim gördüğüm külliyatta. Nasıl? Hayat olsa sıfattır. Hay. Hayat şeyi diyor. Nasıl bir ismi azamın olduğuna bak diyor. Ustad isim diyor. Oysa subuti sıfattandır. Demek ki o kadar cami ki. Ama neyse bu hayatın içerisinde dört tane direkleri var yani makinesi var. Evvel ismi, ahir, zahir ve batın isimleri var. Peki bu derste ana fikrimiz ne olmalı? Dört tane isimle ahirete bu dünyaya bakabilirsen, dört isimle evvel, ahir, zahir, batınla kendine bakabilirsen, ismi azam cihetiyle bakmış oluyorsun. Hayat bir makinedir arkadaşlar. Hayat denilen böyle bir duygu değildir. Hayat mahluk olmadığı için perde de yoktur. Ama bilinmiyor nasıl bir şeyse. Zaman ruh da onun içinde yani. Zamana kadar aklı beşere gizlenmiştir. Gizlenmiş. Ukde-i hayat yani. Bak ruh daha cami zannediliyor bak. Bütün Allah'ın dışında bütün yaratılan var ya Kabu Kavser, Nefi Mahfuz, Cennet, Cehennem hepsi, Cebrail, Mikail. Özünü alsan, makineye koysan hayat çıkar. Aldık. Hayat da bak. Hayatın içine giriyoruz. Dikkat edin. Çerçeve hayat. Hayat ne kadar cami ve kuşatıcı. Hayatın içine giriyoruz. Şuur beyiz. Biraz da inceleştiriyoruz. Akıl. Biraz da inceleştiriyoruz. Ceveri ruh ve ceveri ruh. Gene çerçevesi hayat. Camiyet ve asıl esas olan ruh değil mi Hasan abi? Hayattır. Hayattan yani ruhtan daha cami ve daha asıl nedir? Daha kuşatır. Bak şimdi. Bütün kainatın hulasası hayattır. 336 söz lemalardır. Sonra hayatın da hulasası his ve şuurdur. Daha inceleşiyorsun hayatın içi. Aynı maddeni inceleştiriyorsun. Mesela topraktan petrol çıktı, ham madde. Petrol nasıl çıkar biliyor musun? Aynı zift. Sonra inceleştiriyorlar onu. Şey çıkıyor, mazot çıkıyor. Bak ilk önce zift. Topraktan zift. Sonra mazot çıkıyor. Sonra benzin çıkıyor. Tamam mı? Sonra plastik oluyor, sonra asfalt oluyor. Aynı şeydi ama. İşte inceleşiyor. Zift, mazot, benzin, plastik, asfalt ne dersin? Dört. Aynı şey. İşte bütün kainat hayattan yapılmış. Hayatı daha inceleştir. Makineye koyalım hayatı. Hadi hayatı koyalım. Özünü alalım. Yani hayatın içine gidiyoruz daha. Birinci kat ikinci. Hayatın ikinci katına çıkalım. Şuur ve his. Hayatı şuur ve histen çekerseniz... Hayattan his ve şuuru çekerseniz bir şey olmaz. Ama hayatı his ve şuurdan çekerseniz ne şuur kalır ne his kalır. Yani buzdan suyu çektiğin gibi olur. Ondan sonra his ve şuur dedik. His ve şuurun daha dibine gidelim. Delelim onu. Akıl ceveri. Onu da delelim. Ruh. Peki hep nerenin içindeyiz? Hayatın içindeyiz. Hayat denilen şey böyle çoğalmak, üreme falan hareket değil ki. Bütün o sayılan her şey hayatın içeriği. Ruh denilen şey bir cevherdir, kanun emridir. Evet, şimdi bu dört tane isim olduğunu,
alemi kesif olan dünya. O zaman dünya bir tezgahtır, makine. Hani bu dünya, makine böyle biraz böyle tefekkür edersen tak diye kalkıyor. Tefekkür ettiğinizde tak perde kalkıyor, sayfa böyle oluyor. Bak, şöyle geçiyor. Biraz da ettiğince böyle geçiyor, böyle geçiyor. Hani buradan kalktıkça kalktıkça Allah Allah diyorsun ya, Fesbihan. Allah Allah, bir tane de kaldırdılar. Aslında birbirini örtüyor gibi gözüküyor ama cehalet. Mesela elmanın üzerinde koku yok mu? Koku var. Renk yok mu? Şekil yok mu? Letafet yok mu? Nezaket yok mu? Gaye yok mu? Nizam yok mu? İntizam yok mu? Şeffafiyet yok mu? Rahmet yok mu? İnayet yok mu? Aynı yerdeler. Bak birbirini kapatmıyor. Renkle kokuyu kapatıyor mu birbirlerini? Ha böyle işte. Alemler bu aynı yerdeler. Burada yani, burada. Yani biraz böyle matkabı alalım şey, Fatih. Matkabı al, böyle hiltiyle delelim şu dünya, şurayı. Hop, ahiret suyu çıkacak. Çok, çok tuhaf var. Öyle nereye gidiyor? Ahirete. Ya yok canım, adam buradaydı. Öldüğü adam nereye gitti peki? Hadi çıkalım. Birinci sema çıkana kadar, kardeşim öldüğü anda ahirettedir. Ahirette olduğu için dünyadadır. Dünyada olduğu için ahirettedir. Şurada bile bir tabir var Hasan abi. Ruh-i hayatın halis ve safi bir cevheri ve sabit ve müstakil bir zatıdır diyor. Zatıdır. O zaman hayatta şey, ruh da hayattan... Ay şu, şu Mustafa'm, ben de öyle düşünüyorum. Daha merkeze gidiyorsun, zattır yani daha. Ruh, hayattan en ince şeyi, mesela uçak benzini. Şeyin çıkan o katran ziftin özüdür, aslıdır. Aslına yakın. Yani ruh hayatın aslına yakın. Ondan sonra daha bir şey yok. Öyle değil bak. Ruhta daha geniş bir bağda yok o zaman abi. Şey de, hayattan. Hayatta. Bak ne diyor, bir de oku bak. Ruh dahi hayatın. Bak ruh dahi hayatın. Bak hayat, bunu hayatın deyince böyle düşüneceksin artık. Hayatın. Hayatın. Halis. Halis. Ve safi bir cevheri. Ha, hayatsız düşünemezsin hayatın demektir. Hmm. Hayatsız düşünemezsin demektir. Safi. Eğer ruhtan hayatı çekersen ruh kalır mı? Ama hayat ruha muhtaç değil. Ruh hayattan çıkar, gene ruh müstakil bir zattır. Ama ruhtan hayatı çekersen ruh denilen bir şey kalmaz. O zaman hangisi daha kapsayıcıdır? Çünkü hem mahlukiyet itibariyle hem de kanuniyetin hayata muhtaç. Tabii mesela diyelim ki şey, ruhun içerisini bana söyle. Hayatsız ifade edebilecek misin? Ruhun içini söyle. Zihayattır. Zihayat. Ne oldu? Zişur. Kanun emr. Vücud hariç zaten hayat. Hepsi hayat. Dördünü alalım. Hayat, hayat olan tarafı alalım. Zihayat. O zaman kanun oldu. Yani hayatın deyince o merkezde yürüyeceksin. O tünelde yürüyeceksin. Ama tam tersini demiş olsaydı, ruh dahi hayatın deseydi o zaman şey olurdu. Hah, ruh dahi hayatın safi ve müstakil bir cevheridir. Zatı deseydi o zaman. Zatı deseydi o zaman. Ama olur. Hayatın diyor. Hmm. Burayı kaçırıyoruz. Nadir abi de tam tersi olarak diyor. Yani. Ruhu da asıl esas. Abi şöyle bir cümle kurabilir miyiz? Becule kudretin taalluku sonucu ilk ortaya çıkan hayattır. Evet yani hayattan yani evet hayat mahluk değil. Ruh mahluktur. Bir kere oradan bitiriyoruz. Ama hayat için mahluk tabiri olmuş. Tabii mahluk. O buradaki şey hayat. Mustakil zati bir vücudu var. Hay yani sıfat. Hmm. Hay subuti sıfat ya, onu kastettim. Anladım. Yoksa cilvesi cemali değil. Hmm. Ya ruh toplamadır ya. Hayat toplama değil. Dört tane cibeta takmışız, parça takmışız. Zihayattır, zişurdur, kanun hem vücudu harici. Toplamadır, toplama. Evet. Bir de okuyalım sana. Ruh dahi hayatın halis ve safi bir cevheri, sabit ve müstakil zatidir. O zaman hayatın zatidir. Hayatın zatidir. Hayatın, zaten başta hayat söyledi. Hayattan çıkamazsınız. Çünkü Nur-u Muhammedi'yi Allah karar verdi, çekirdek. Oradan bütün mahlukatı yarattı. Yarattığı malzeme hayattır. Yaratılan her şey hayatta yaratılmış. O zaman ruh da yaratılmış, mahluktur. Yaratılan her şey hayatta yaratılmış. Peki, yaratan kudrettir. Kasteden iradedir.
proje ilimdir. Sanki şöyle manada anlaşılıyor gibi geliyor yani. Hayatın zatı derken sanki ruh da hayattan asıl. Öyle değil yani. Değil. Çünkü niye bak şöyle kolay olsun düşünmenize. Birbirinden kopuk düşünürseniz ne olur? Ruhu hayatsız, hayatı ruhsuz düşün. Hayatın varlığı ruha muhtaç mıdır? Evet. Değildir. Değil, değil. Ruhun varlığı hayata muhtaç. Peki ruhtan hayatı alırsanız, ruhtan bir şey olur mu? Kanun olur, o da iradeye bakar. Kanun emridir diyor. Zaten ruh bir kanun emridir diyor. Vücuda harici yönü olan ruh hayata muhtaç. Ama ruhun kanuniyetini düşünürsen hayata muhtaç değil. Çünkü ruh bir kanun emridir. Kanunda emir ve iradeye bakıyor. Tamam mı? Yani kanuniyet itibariyle ruh şey muhtaç ama ruh mahlukiyet düşünüyorsan hayatsız ruh düşünemezsiniz. Düşününce şöyle diyorum ben o adama. Ya ruhu niye hayata muhtaç ettin? Tamam ben kafam kızdı. Ben hayatım. Ruhtan kendimi aldım. Ruh ne olur? Cevher o. Vücudu haricisinden çıkar, cevhere inkılap eder. Yani mahlukat olamazsın. Ama ruh basittir. İçerisinde şey yok yani. Yapı yok. Farklılık yok. Karma değil. Karışım değil. Ruh karışımdır. Dört tane malzemeyle karışır. Ziyayattır. Hayat yeti var. Ha, ama cevheri ruh dersen hayattan önce şeydir. Ruh hayata muhtaç değil. Ruh cevherini düşünürsen. Ruh değil de cevher düşünürsen. Nadir abi bunu kastediyorsa tamam. Cevher itibariyle kanun emridir. O da irade sıfatından geliyor. Malum kanunlar, emir ve iradeden gelen budur. Ama ilim ve kudretten olursa şey derim, mahlukiyet cihetiyle. Cevherde sadece kanuniyet var, başka bir şey var. Yok, başka bir kanuniyeti var. Artık proje şeyi var. Yani ruhtaki farklılığı sadece kanuniyet cihetiyle mi? Yok, ruh mahlukiyeti düşünüyorsan dört tane. Tamam. Ama cevher olarak düşünürsen artık bütün her şeyin kanuniyeti var orada. O zaman hayattan öncedir. Kanuniyet itibariyle ruhu düşünürsen mahlukiyeti değil. Yapı, program, asıl zat olarak düşün. Yani o zaman o ruh hayata muhtaç değil. Cevherdir o. Ruhumdan üfledim diyor. Ruhunuzu o ya tarafı. Peki o zaman cevherle ruh arasındaki nasıl bir fark oluyor? Cevherle mesela diyelim ki cevherle, cevherin içerisinde evamir-i tekviniye var, cevher dediğim şey. Cevher. Evamir-i tekviniye diye anlamak için karpuz gibi yar, gir içerisine. Dört tane özellik var. İhtiyaç, iştiyak, incizap, meyil. Bu evamir-i tekviniyedir. Şeyse, ruh buradan da arkada. Cevheri ruh. Yani aslında bir ruhla cevhere bir bakılmıyor mu? Yani cevher ruha bakılız mı o zaman ruh? Yani ruh şöyle deniliyor Mustafa'm. Ruh müstakil dersen konuşurken mahluktur. Ama usta şöyle ayırıyor. Cevheri ruh diyor. Ruh cevheri diyor başka. Evet. Ha, o zaman ayırıyor. Hayattan daha arkada. O taraf daha acayip. O bilinmiyoruz artık. O ruh hayattan da öteye. Yani şöyle diyebilir miyiz? Ruhu ruh yapan cevherdir. Tabii ruhu ruh yapan o cevher merkezden taşımak. Ama ruhu burada ifade, ruh, cevheri ruh. Yani ruh cevheri. Çünkü hayat arştan başlıyor. Orada, ötekiler hayat değil mi? Hayatın en ince tarafları artık latafet var. Hayatın da mertebesi. Yani ruh denilen şey, o cevher nasıl mahluk olacak? Ona hayat takacaksın. Şuur takacaksın. Öyle diyor zaten. Şuuru kafasına tak diyor. Ondan sonra bu mevcudat var ya bu, kainat, cennet, cehennem, arş, kürs, vücudu haricinin hakikatini koyacaksın oraya. Bir de bu nuru Muhammed'inin arka taraftaki kanun emri, onları da koyacaksın.
Dördünü karıştır ruh olur. Ziyayattır, zişurdur, kanunen vücud harici. Vücud hariciyi çözemiyoruz. Kaç sene uğraştım, 10 küsur sene uğraştım. Vücud harici demek, Allah yarattığı arş, azam, kabu, kaysen, lefi, mahfuz, arş, gürüs, cennet, cennet ne var? Hepsinin hakikatını monta etmiş buraya. Monta etmiş. Kanun emri ne demektir? Ruhun Allah'a bakan yönüdür. Allah'ın zatına, çünkü Rum'dan üfledim ruhunuzu ayette. O taraf. Zişuurda hayatın inceliği, ziyaret. Yani hayat buraya kadar geliyor. Bundan sonra hayat gelemiyor. Ama mahlukiyet itibariyle ruh hayata muhtaç. Ama mahluk. Eğer cevher-i ruh dersen ruh arkadadır. Cevher olarak. Orada cevheri de taşıyor. Cevheri olunca da arkada. Cevher denilince artık hayatın arkasında. Çünkü hayat sıfattandır. Cevher arkadandır. Cevher Cenab-ı Hakk'ın zatına bakıyor diyebilir miyim? Zati sıfatındandır. Hmm. Subuti sıfatında değil. Daha arkada cevher. Çünkü burada da öyle yani. Evet İrfan. Diliyoruz abi. O zaman ayırt edelim, ben biliniyor diye şey yapmadım. O zaman şöyle mi diyeceğim? Ben hani ayırt edeyim. Mahlukla, ruh mahlukiyetiyle, mahluk, ruh dediğince müstakil, şöyle diyeyim. Fıkıhtan deyince daha iyi anlarsın. Bu mekruhtur deyince fıkıhtan ne anlaşılır? Tahrimen mi, tenziyen mi? İlmal'da şöyle geçer. Bu mekruhtur deyince tahrimen mekruh demektir. Tenziye denmez. Eğer tenziyen helala yakın mekruhsa tenziyen der. Harama yakın mekruhsa tahrimen demiyor, mekruh diyor. Ha, ruh deyince mahluktur. O zaman hayata muhtaç. Ama usta şöyle diyor iki tabir. Cevheri ruh veya ruh cevheri deyince hayat yok orada. Peki buradaki ifadeyle burada kurduğumuz yer hayat bahsi var 10. sözde aynı lemalardaki İsmail Güneş'in bahsi. Buradaki ruh sadece ruhu mu kastedir? Yani cevher ruhuyla beraber... Ama arkaya geçti. İlk önce ruhu kastetti, gitti. Sonra en sonunda ruhun cevherliğine geçti. O zaman tam merkeze geçti. İki farklı kullanıyor. Bak oku, bak görürsün bak. Yukarıdan okuyayım. Bak. Hayat bu kainattan süzülmüş bir hulasadır. Hayat. Şimdi hulasayı aldık. Elimizde hayat var. Tamam. Başka bir şey yok. Bak hiçbir şey yok etrafında. Bak. Kainattan hulasa aldık hayat. Evet. Kainat attık boşu. Tamam. Kainat denen bir şey yok. Elimizde ne var? Hayat var. Hayat var. Özellikle şimdi bu ne konuşacaksak bunun içine gireceğiz. Tamam. Şuur ve his de hayattan süzülmüş hayatın bir hulasası. Ya elimde süzülmüş. Bak aşağıya attı. Sıktım ya böyle. Ha. Buradan attı. Ne attı? Şuur ve his. Onu da aldım avucuma. Şimdi böyle bir sıkıyorsun. Onu da sıkıyorum böyle. Histen akıl dahi şuurdan ve histen süzülmüş şuurun bir hulasasıdır. Bunu da sıktım, attı. Ne çıktı avucuma? Akıl. Akıl da elimde. Akıl dahi hayatın halis ve safi bir cevheri. Pardon. Akıl çıktı. Şuurdan ve histen süzülmüş akıl dahi şuurdan ve histen süzülmüş şuurun bir hulasası. Tamam. Ruh dahi ruha geçti. Şimdi bak, bu burada alakası yok. Ruhumuz şimdi ayrı konuşuyor. Bununla alakası, süzülme yok şimdi. Bu şimdiye kadar hep süzülme vardı. Bitti süzülme. Süzülme yok daha. Ruh dahi hayatın halis ve safi, bak süzülme demiyorum. Yok. Hayatın halis ve safi bir cevher. Cevher olunca ruhun ve süzülme yok. Geçti. Safi bir cevheri. Cevher. Ruh cevherlik tarafı hayattan öncedir. Hmm. Artık süzülme yok burada. Hmm. Sabit ve müstakil bir zatıdır. Evet, zatıdır. Hayatın zatıdır cevher itibariyle. O zaman hayat ondan çıktı diye biraz önce dedin yani evet. Zati sıfatı, subuti sıfatı. Evet. Yani çünkü ruh zaten çıktı gibi. Evet, ruhumdan öfledim dediğine göre zatı sıfattır. Subuti sıfat ise zatın sıfatın aşağısıdır. Hayat da subuti sıfattan çıkmış. O zaman cevher itibariyle ruh üstündür. Zatı sıfata bakar. Hayat ise subuti sıfata bakar.
O zaman hayatın zatı bir ceveridir. Ama ceveridir diyor. Ruhu durdur demiyor. Demiyor. Ruh dahi hayatın halis ve safi bir ruhu değil, cevheri diyor. Ha, o zaman bu kadar 10 dakikayı hulasa edelim kafalar karışmasın. Arkadaşlar ruh konuşunca ne konuşacağız? Bir, mahluk mu? Bir cevher taraf. Külliyatta şöyle geçer. Ruh deyince mahluktur. Eğer ustad bu ruhun cevher itibariyle konuşacaksa şöyle diyor. Cevheri ruh. Yani şöyle diyelim, mahluk derken vücud haricisi tarafıyla mahluk demiş oluyoruz. Evet. Fakat mahiyeti itibariyle meculdür. Meculdür. Yani ruhun bir mahlukiyeti var, yani kudret vücud harici vermiş. Mahluk derken, unutmayın, ilmi bir programa çekirdeğe Allah kudreti taluk ederse mahluk olur. Eğer çekirdeğe kudret taluk etmezse ilmi vücut olur. Cevher olur. Çekirdek ağacın, ya çekirdek ne, kutu demiyorum, program. Ağacın bir nevi ruhudur. Cevheridir ama. Eğer bu kudret-i Rabbaniye şu programa kudret taluk ederse ortaya çıkacak şeye mahluk denilir. Ağaca mahluk denilir, programa mahluk denmez. O zaman mahluk nedir anlayışımızı şey yapalım. O zaman mahiyet diyebilir miyiz çekirdeğe? Ha, tabii çekirdek mahiyettir. Bu da hakikattir. Hmm. Zaten esma hakikattır, sıfat, sıfat mahiyettir. Cevhere bakar. Esma'nın da kaynağı da sıfat değil mi sana? Evet, Nur-u Muhammed'i de öyle, Nur mana. Mecul'un içinde, Nur-u Muhammed'in içinde de Nur mana. Eğer bir şey cevherse, o zaman mahiyetine bakar, o mahluk değil. Nedir, mecul mü diyeceğiz sana? Ona mecul'dur, cevher veya şudur, cevher denilir. Veya lüb denilir. Ustad lü, cevher diye tabir kullanılır. Kudret taluk etmediği her şey lüb'tür. Cevherdir, evet. Özdür. O artık mahluk değil. Eşyanın mahiyeti oluyor yani. Mahiyeti. Evet, eşyanın mahiyeti budur. Ama kudret taluk ederse olur mahluk. Şimdi sıbıtı sıfatlı olan ruh mahluk değil. Ama sen buna kudret bir taluk etti, 4 tane sıfatı taktı ona. Kainatın hakikatını taktı. Vacip o kudret, subuti ve zatı sıfatların kanun emrisini koydu. Şuuru da taktı. Öyle diyor, şuuru kafasına taktı. Hayatı da taktı. Oldu, mahluk oldu. Ama cevherlik itibariyle düşünürsen hayattan arkadadır. Hayattan süzülmemiş. Halis ve sabit bir cevheridir diyor. Ruhudur demiyor. Cevher itibariyle ruh arkadadır. Yani mahiyeti, ruh mahiyeti itibariyle cevherdir. Hakikat itibariyle mahluktur ve hayatın içindedir. Hakikat esmaya bakar, mahiyet sıfata bakar, mahiyet cevher yönüdür, hakikat ise esma yönüdür. Onun için imanın mahiyeti mahluk değil, imanın hakikati mahluktur. Buradan çıkarıyorum. İman mahluktur hakikat itibariyle, iman mahluk değil mahiyet itibariyle. İki yönü var. Nur-u Muhammed'i, nur tarafı, Nur-u Muhammed'inin nur tarafı alem-i şehadete bakar. Nur-u Muhammed'inin mana yönü vacibe bakar. Vacipten beslenir, mahlukata verir. Manadan beslenir, Nur-u Muhammed'i, öyle bakıyorsunuz da. Nur-u Muhammed'i var ya 30 bin sözde. Evet. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam kainatın çekirdeğidir. O ne var içinde? Nur ve mana var diyor. Şuala da sana burası. He? 11. şuala. Orada da var da şeyde 31. Miraç Risalesi'nde. Nur ve mana diyor. Tek orada geçiyor abi zaten. Tek orada geçiyor. Şualarda geçmez o. Tamam. Kuru bir çekirdek olamaz diyor. İçerisinde nur ve mana var. Ha nedir? 179'da tamam. He. Nur tarafı mahluktur. Çünkü وَشَّمْسَ زِيَاءَ وَالْقَمَرَ نُورًا Nur kameraya nispet ediliyor. Ziya, şemse, güneşe. Ay güneşten alır. Ha, mahluk olan alemi şehadet, alemi erva, cennet, cehennem, Cebrail, Mikail, İsrafil vesaire. Bu Nur-u Muhammed'in nur tarafından yapılmış. Nur. O Nur-u Muhammed'i buradan böyle tırırt mevcudat oldu. Ama nereden besleniyor? Kuru bir çekirdekleri. Hop, vacipten besleniyor. Mani. Vacibi bakan tarafı çanak anten manadır. Çok güzel. Bu tarafa bakan nur. Yani çekirdeğin iki yönü var. İmanın da böyle Allah'a bakan yönü mahiyettir, mahluk değil.
Allah'tan beslenir. Ama burada eylem itibariyle bize histir, kuvvettir. Ustad diyor ki iman bir kuvvettir. Bir nurdur, bir bağdır. Bağ. Mahluktur yani. Hakikati mahluktur. Mahiyeti ise mahluk değil. İman aynı şey. Eğer iman sana bir şeyler yaptırıyorsa hakikatidir. İmanın içine girersen artık durumun iyi değil. Çok güzel o sana. Şimdi abi iman bir şey gibi değil mi? Çekirdek gibi oluyor. İman bir çekirdek. İman diyor, şeceri, tuğbayı, cennetin bir çekirdeğini taşıyor diyor. Evet, bir çekirdek. Çekirdeği neşkuma ettiren amel mi oluyor? Amel oluyor. İman ve amel. Ama iki tane amel var. Bir yapmamakla yapmak, bir yapmak. İmanı aktif eden iki yön var. Bir farzlar, bir haramı terk. Haramı terk edersen dima çalışır. Farzları yaparsan kap çalışır. Peki amel imandan bir cüz müdür abi? Amel imandan bir cüz değildir. Ama eyleme bakıyor dedik. Şöyle bakıyor. Eyleme mesela şöyle diyelim. Mesela namazda da öyle ya. Eğiliyorsun kalkıyor. Pervane. Dönüyor. Aşağı yukarı, aşağı yukarı, aşağı yukarı. Ama bunun bağlı olduğu bir mil var. Endüvi dönüyor. Bobin dönüyor. Nerede dönüyor? Dört yerde. Disk var burada. Kalbin içinde dönüyor. Fakat bu mil havada dönse elektrik olmaz. Burada dönerken burada bir manyetik alan oluyor. Bu manyetik alan elektrik değildir. Elinizi soksanız yanmaz. Hani bina çalışıyor, elektrik çalışmaz. Kaynak, resim, fotoğraflar olmaz, cenazka. Yani şuradaki manyetik alan bir duman gibidir. Sonra bu fazla sıkışınca buradan mıknatıse, buradan kömürden kabloya indirgeniyor, sıkıştırılıyor. Kablodan akıyor. Çünkü arkası geliyor. Basıyor bu. Basıyor. Buradan da kablo şehirdeki bütün cihazlar yanıyor. Şehirde maksat ruhtur. Bütün cihazlarda maksat ruhun içerisindeki cihazlar, şehirdeki cihazlardır. Süpürge makinesidir, fotokopidir, bir kaynak makinesidir. Ne aklına geliyor? Ama bu zahirine bakarsan şuna bak. Şehrin her tarafını aydınlatıyor, işlev yapıyor. Bir sürü elektrik cihazları var. Kliması var, buzdolabı var. Fakat başı şu. Aşağı yukarı, aşağı yukarı, aşağı yukarı, aşağı yukarı. Allah-u Ekber, Allah-u Ekber, Allah-u Ekber, Allah-u Ekber, Allah-u Ekber, Allah-u Ekber. Subhanallah, 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 Subhanallah. Zahirde bir tekrardır ama zahirdeki bu tekrar dinamoyu çalıştırıyor. Tamam. Ondan sonra bu dinamo havada olsa olmaz. Dinamo bu. Çünkü dima kalbin bir hizmetkarıdır. Yani kalbin iki ayağı var. Bir vicdan, bir dima. Dima çalışınca, tamam, dima çalışınca bu dönüyor. Yani bu dima çalışınca elektrik yükleniyor. Onun da zemini terklerle çalışıyor. Tecerrütlerle, sıyrılmalarla çalışıyor. Yani dönüyor, hareketsizlikten dönüyor. Yani hareketsizliği terk ediyor. Bak dönüyor ya pervane. En kolay yolu durmasıdır. Hiçbir şey yapmıyor. Dönüyor. Bir şey yapmıyor. Dönünce bunun dönmesi, bak bir şey yapmıyor yani. Fakat onun varlığı başka bir varlığı aktif ediyor. İşte günahların terk etmeyle şey gelmeye başlıyor. Vahiy ki peygamberlere. Vahiy, ilham, sunuat, tuluat, ışırat, işaret, rumuzat. Artık böyle Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam, okumadan ilim isteyin yok mu? Yani eylemsizlik. Var ya Resulallah, nasıl olacak? Bak, okumadan ilim. Yani eylemsiz eylem. Gayretsiz gayret. Varlıksız varlık. Diyor ki, takvanızı artırın. Ne yapacağız takva? Haramdan uzak ol. Öğrenmeden öğreneceksin. Okumadan okuyacaksın. Almadan alacaksın. Yani ben şöyle bekliyordum. İlim isteyen yok mu ashabım? Çok ibadet yapın. Takvanızı artın. Takva meniyattan ve günahlardan iştinab etmek. Kaçmak kendisi eylemdir ama eylemsizlik eylemi gözüküyor. Mesela düme... Orada da şunu diyor. Ya burada 506 507 de en çok size soruluyor, bana da şey bir yerde diyor ki şey diyor, hayat ruhun ziyasıdır. Bir yerde de ruh hayatın
ziyasıdır, nurudur. Yani ters söylüyor. Bunlar neyin nesidir? Bu çalışmadık değil mi? Nerede geçiyor cümle? Bak, sana şöyle diyeyim. Sayfa 506'ya bak. Tamam. İkinci satır. Şuur hayatın ziyasıdır. Tamam. Gördün mü? Hemen 507'ye geç. El asıl ikinci satır. Hayat ruhun ziyasıdır. Gördüm. Ziya ile nuru fark edemeyen bunu çözemez. Hayat ruhun ziyasıdır. Ha. Şimdi bak, bazen diyor ki, abi diyor, ubudiyetle ibadet var ya, ibadet dünyadaki amellerimiz, terklerimiz, yaptıklarımız ibadet. Ubudiyet ise bunu da alıyor. Ubudiyet ise ats, fakr, şefkat, tefekkür, yani bütünlüğümüz, kulluğumuz. Ama ubudiyetini bir şey anlatacağım. Ubudiyetin içinde ibadet de var. Mesela üniversite diploması olana ilkokulu da getir diplomanı denilir mi? Ha, ubudiyet üniversite diploması gibidir. İbadet ise ortaokul, lise diploması gibidir. Ha, aynı bunun gibi ziya nuru kapsar. Vaşşamse ziya. Val kamara nur. Nur, ziyanın, ziyasız nur olmaz. Yani güneşten foton çıkar, tane. Ziya, Arapçası ziya. Fizikteki tabiri foton. Onun içinde ısı var, ışık var, renk var, nur var. Nur var. Maddeye çarptığı zaman içi dışına oluyor renkler. Demek ki nur ziyadan çıkıyor. Ha, o zaman hayat diyor veya ruh. Nur deyince, mesela diyelim ki hayat, şuur, hayatın ziyasıdır. Peki biraz önce sıkmadık mı? Yani hayatın içerisinde sıkarsak şuur çıkmıyor mu? Ha, demek ki şuur hayatın bir sıfatıdır. Onu konuşunca şuur hayatın bir nurudur diyeceksin. Evet. Onsuz olmaz. Olmaz. Madem kudret ezeli bir müşahede en adi maddelerden, en kesif unsurlardan hadsız zihayet ve zihruhu halk eder. Ve gayet ehemmiyetle maddi kesifeyi hayat vasıtasıyla maddi latifeye çevirir. Maddi kesifeyi hayat vasıtasıyla maddi latifeye çevirir ve nuru hayatı her şeyde kesretle serpiyor. En basitini biliyor musunuz? Mesela madde nedir? Madde E eşittir MC kare. Yoğunlaşmış enerjidir. Biz bunu içtiğimiz zaman bağırsağı, mide, bağırsak, işte ondan sonra nereye geliyor? Emiliyor, karaciğere. Tamam. Ondan sonra değiştiriyor. Ana kroki olarak söylüyor. Ondan sonra o karaciğerde bir hesap var. Tırnağa, göze, kulağa, saça, tamam, ayağa, dize, şunlar gidecek. Orada doğru gönderiliyor. Bir şey anlatacağım. Hala sudur. Ama artık protein olarak. Protein olarak gidiyor. O hücreye girdiği zaman mitokondri denilen bir santral var. Proteinler oraya giriyor. Oraya girdikten sonra artık protein denen bir şey yok. Hayat, hayata yaklaştırılıyor. Artık o da yok ediliyor. Enerji çıkıyor. Enerjiye dönüştürüldükten sonra vücut enerji olarak kullanıyor. Su direkt kullanılmıyor. Ekmek direkt kullanılmıyor. Millet zannettiği gibi tuğlayı getir, tak, kamyondan indir, diz. Kamyonda öyle bir şey yok. O suyun içi çıkıyor. Cici, yani su suluktan enerjiye dönüştürülüyor. Yani nükleer santral var ya, hücreden şey yapmışlar, model almışlar. Nükleer santralı. Şimdi nükleer santrala gidiyor, ne malzeme giriyor içeriye? Sen mühendissin. Hidrojen mi, helyum mu? Helyum giriyor. Helyum giriyor. Veya hidrojen de parça, helyum bombası daha acayip. Ondan sonra zaten güneşte ne var? Hidrojen helyuma dönüştürülüyor. Ama helyumu parçalarsa acayip oluyor. Şimdi o bir parça nükleer santrale girince artık onun içerisi, o içindeki enerji açığa çıkartılıyor. Artık parça denilen bir şey yok. Hidrojen içerisi var. Enerjiye dönüştürülüyor. Ha, işte bu yediğimiz ve ettiğimiz, gördüğümüz, seyrettiğimiz her şeyi aslına, üzerindekileri alıyor. Burada ahireti nasıl ispat ediyor? Ey insan diyor, zahirde baktın su. Fakat biz bu suyu diyor, bak ahireti anlatacağım şimdi. Bu suyun diyor, sen şüphen var mı? Mektep okumuşsun. Bu enerji değil midir? Enerji suyun neresindeyse ahiret dünyanın orasındadır.
Sen diyor bu suyu hücreye gönder. Hücre, mitokondri bunu ne yapıyor? Santral denilen mitokondri, artık su denilen bir şey yok. Enerjinin dağ dibine götürüyor. Enerji hayata yakındır. Yani su, buz, H2O, enerji, esir, madde hayat, hayata girdi. Bak su hayat oldu, canlandı. Nasıl canlanıyor? Bilim şuraya kadar girmiş. Hücrede enerjiye dönüşüyor. Peki ben bak hayata çıkaracağım şimdi. O enerjiyi hareketime sebebiyet vermedi mi? Ne oldu? Hayat oldu. Enerjinin de arkası. Su. Buz. Su. H2O. Enerji. Tıp diyor ki buraya kadar. Bu enerjiyi esir, madde hayat. Hayata kullanılır, kullanılmaya müsait işte tıp burayı bilemiyor. Enerji ya, enerji. Burada bir esire dönüştürülüyor tekrar. Tekrar bir yapı var insanda. Şu anda bilinmiyor tıpça. Bu enerji esire dönüştürülüyor. Esire dönüştürüldükten sonra hayat oluyor. Bende işte şeyler oluyor. Hareket oluyor, konuşuyorum. Hayat. Ama ne? Yedim de canlandım da. Açlıktan ölüyoruz. Abi tıp bunu çözerse dibini o zaman ölümsüzlüğe doğru gitmek şeyine. Ölümsüz derken yani varlığın arkasına geçecek. Orada enerji ile hayat arasında bir şey var. Esire dönüşme. İşte arkadaşlar bu madde denilen şey kesif maddeler hayat vasıtasıyla hayat nerede? Her yerde. Bunu ne yapıyor? Bu enerji. Ondan sonra daha bilinmiyor. Vücut diyor ki benden bitti. Vücut enerjiye dönüştürme mekanizması. Ondan sonra hayat bunu ele alıyor. O enerjiyi. Üzerindeki bir battaniye daha aşağı yaparak esire dönüştürüyor. Bir daha şey yaptığımız kendisi hayat oluyor. Yani maddede hayat var. Şimdi sana şimdi dünya alemi kesif ya. Yani sanki burada yani şeffaflaşma latifine tabiriyle beraber o eşyanın asliyetine dönüyor. Yani asırda esir değil miydi? Tabii mesela yukarıdan aşağı Nur Muhammed'i. Yani hayat bunu tersi döndürüyor. Nur Muhammed'i ile sonra ne oldu? Kab-ı Kavsen. Sonra Arş-ı Azam geçti. Bu özelliklerimiz Arş-ı Azam'dan cevherler takıldı. Tamam. Yani Kab-ı Kavsen Allah bizimle şey yaptı. Görüştü. Arş-ı Azam'da cevher taktı bize. Sonra Lef-i Mahfuz'da bizimle konuştu. Arş'ta hayat verdi. Cennet cehennemde korku, buhran, bunalım, panik atakları koydu. Cennetten de sevk, surur, neşe, saadet, huzur, muhabbet, aşk ve ne varsa onları koydu. İn aşağıya, daha ana kroki olarak gideyim. Ondan sonra geldi alem-i şehadet. Şimdi bu sürecimiz bu. Hayat ise bu süreci tersten çalıştırıyor. Asliyetine döndürüyor. Aslı ha. Aslı faaliyet. Onun için hayat her şeyi bu makineyi aslına döndürüyor. Yani yani aslını nasıl kudretin tahallük etmesiyle yani dönüş bir enerji gibi yani vücuda harcıyor ya. O aynı o şeye tekrar hayat makinesi sistemi asliyetine döndürüyor. Evet. Bu hangi sistemle çalışıyordu? Hayatla çalıştı. Şimdi hayatta bir mekanizma var. Bunu hadi terse çalış bakayım. Makarayı böyle çevirmiştin. Şimdi atom olduk. Sen atomun arkasında ne vardı? Enerji vardı. Esir vardı. Hadi bakalım. Hayat bunu dönüştürme mekanizması. Atomu esir yap. Esiri maddeye hayat yap. Maddeye hayat aynı hayat yap. Akıl cevheri yap. Bitti. Ondan sonra bunu yapar mı? Yani teleferik gibi gönderdi geri çekti. Ha işte. O zaman ahireti bir yerde aramıyorsun. Buzun içinde suyu nerede arıyorsan ahireti burada böyle arayacaksın. Enerji atomun neresindedir? Hayat benim neremdedir? Neredeyse orada abi. İşte burada her şey. Burası bir tuhaf. Zaten burası şey burası değil. Sen abi tenteneli perde diyor. Hah aferin. Alem-i gayb üzerine alem-i şehadet. Alem-i şehadet, alem-i gayb üzerine örtülmüş tenteneli. Peki bence benim ifademle. Eğer ahiretin güzellikleri böyle ayan beyan açık olsa, üstü açık olsa
İnsanlar ahiretin böyle güzelliklerini görse kimse bu dünyada kalmaz, herkes intihar eder. Burada kimse kalmaz. Allah burada kalsınlar diye ahiretin üzerini ölümle, kanserle vesaireyle, yaşlanmayla örttü. Onun için kimse istemiyor. Ustad da diyor ki, ölüm diyor zahirde gözüktüğü gibi çirkin değil diyor. Biraz da ustad üzerine atsa hepten adamlar gidecek o tarafa. Kim vazife yapacak? Burada girebiliyor. Buna ona bir delil var bir tanesi. Cihat. Cihat bunu tatmadığı için, üzerindeki perdeleri görmediği için Kur'an-ı Kerim'de, hadiste mücahit olanlara Allah sorsa şirde soruyor. Ne o? Beni bir daha dönder de bir de diyor bu tadı bir daha alayım. Çünkü ölüm anındaki o şeyleri tatmadığı için hemen aç. Nasıl olacak biliyor musun bak? Cihat şöyle. Şimdi ders okuyoruz. Ders çalışıyoruz. Beraberiz tamam mı? Siz veya ben. Bana uygulasın. Kapıdan geldi. Tanıdığım bir abi veya bir şey. Sevdiğim, hürmet ettiğim. Mesela diyelim ki Rüştü abi geldi. Baba Allah Allah hiç ummadığım şekilde geldi adam. Rahatsız, hasta ya. Baktım 5. kata nasıl çıktı ya? Bana dedi ki ne yaparım ben? Arkadaşlar bir 5 dakika durun. Görüyor beni. Beni görmüyor mu dersi? Dersi bitirdikten sonra kapıyı açmadı. Oysa ne yapması lazım? O kadar ciddi bir şey anlatmak için uzatıyorum. Eğer dersi bitirip de konuşulacaksa orada beklerdi kapıda. Dersi bitirsin Hasan, ben çağırırım. Ama derste beni çağırıyorsa dersten daha mühim bir şey söyleyecek bana. Dersten daha mühim nasıl oluyor? Ha o biliyor. Bana işi bilen ya, cahil birisi değil. Arkadaşlar birkaç dakika bana müsaade edin. Kalkıp gitmem. Nasılsa şimdi şehit olan ruhu şöyle olur. Benim anladım. Şimdi kitap okuyorsun. Hiçbir şey olmadan. Aa burada. Oraya ha ölmüşsün. Ha, çağırdı var ya böyle. Ama mesela çağırdı. Kalkıyorum. Ama ben abi görünce cesedimi hatırlamıyorum. Şöyle. Hemen gidiyorum. Gittim ama siz de beni şöyle gördünüz burada. Buradaki görüntü öyle. Buradaki görüntü öyle. Oysa ben kalktım gittim. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Yani anlama şimdi şöyle de bilmiyor sana. Ben nasıl insan uyuduğu zaman yani uykuya geçişi anlayamıyor ya. Uykuya değil de uykudan rüyaya geçiş anlayın. Rüyaya geçiş anlayın gibi diyebiliriz. Rüyada olduğunu. Eğer uykudan yani uyuma anını hatırlarsın. Şehit şöyle. Yani cesette haberin yok ya bak ben şu anda kalkıp tamam abi deyince cesedi hatırlıyor muyum? Ya, ayak kullanayım, böbrek kullanayım, dalağı kullanayım falan. Hiçbir şey anlamadım. Şimdi bak burayı ne okuyorum? Nasıl ki ziya etsamın görünmesine sebeptir derken hala okuyor. Abi baktı ki kıyamet korkmuş 100 küsür sene geçmiş. Hani hiçbir şey anlamıyor şehit bunu. Ondan sonra Allah Allah ne? Kıyamet korkmuş ne? Ne zaman öldüm ki ben? Yani anlamıyor. Yani bitişik değil. Üzerindeki battaniye kaldırılıyor. Buradayız. Zaten ahiretteydik şu anda. Ya cehennemdeyiz ya cennetteyiz. Fethuli fi ibadi vethuli cenneti. Zaten cennet cehennemdeyiz şimdi. Ya cehennemdesin ya cennettesin kardeşim. Gir cehennemime gir cennetime. Gir cennetime diyorsa gir cehennemime de var manayı muhalefetiyle. Buhran, bunalım, panik böyle çarpma adam. Batsın bu dünya, şey yapsın bu dünya falan diyor. Cehennemde jiletleniyor. Cehennemde birbirini ısıracak diyor. Aynı cehennemi anlatıyor. Birbirini kesecekler diyor. Kendisini ısıracak diyor. Azaptan, cehennem azabından dolayı ağzıyla dişini, şey, etini koparacak diyor. Aynı kendisi adam jiletleniyor. Aynı cehennemi yaşıyor. Ya. Tamam. Burada keselim. Vahir davahu menelhamdülillah rabbil alemin. El Fatih.